Size gelen her şey Allah'ın kontrolüyle, izniyle, yaratmasıyla geliyor. Eğer bunu böyle bilir, Allah'tan bilirseniz Allah yüreğinize bir genişlik verir. Ölüme vekalet verilmiş melek diyor Allah ona. Vekaletini alıyor. Asıl alan Allah'tır. Ölüm kararını veren ve uygulayan Allah. Ama kimisini hastalıkla, kimisini kazayla, kimisini işte şu şekilde ölümün nedenleri konuşuluyor hep. Ya neden öldü diyorlar. Ya vakti de öldü diyen pek az. Nasıl oldu? Nerede öldü? Niye öldü? Veren miydi? Kanser miydi? Kazay mıydı? Rahmetten hiçbir şey yoktu ya falan diyerekten böyle biz hep böyle nedenlere çok takılmaya alıştık ya. Nedenlerin içine bizim gündemimizi çok oyalıyor. Aslında vadesi doldu gitti beyin ya. Allah rahmet eylesin. Okumaya bakın siz. Bu tür sizi sarsan haberleri aldığınızda vaydan başlamayın, tuhtan başlamayın. Kur'an'dan başlayın, Kur'an'dan. Kur'an'dan başlayın ve şöyle deyin. Ne deyin? Arkandaki kaba sakal mıydı sen mi dedin? Neyse ben dediğin için vermiyorum ama yine de vereyim al. Yandakine gözlüklü. Hayır hayır öndekine. Komşuya ver önce. Evet. Hayır hayırsın. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle şöyle başlamayın o sarsıcı, etkileyen, işin içinde ne bileyim tatsız gelen moral bozucu haberler, ölüm haberleri vesaire hepsini içine alıyor. Allah-u Teala Hazretleri sabırla müjdelediğim, kendilerinin sözlerinden bile memnun olduğu müminlerin bu tepkilerini paylaşırken şöyle derler diyor. Demeliler diyor. Allah diyorum Allah Celle Celaluhu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Acıklı bir sala duydunuz, cenaze salası. Önce kim ölmüş demeyeceksiniz. Bugün bu kararı verin. Salayı duyardınız. İnna lillahi ve inna raciun. Cep telefonunuzu açtınız. Bir ölüm haberi, vefat ilanı var. Daha okumadan inna lillahi ve inna raciun. Allah sizden ön tepki olarak Kur'an üzerinden bunu istiyor. Bir araç kazası, bir hastaneye kaldırılma veya bir yangın haberi veya buna benzer tatsız bir moral bozucu bir şey. Yani çok kolay bir örnek vereyim ben size. Şunu mum kabriyle çaktık. Bir çakmak verin bana. Çakmak verin, çakmak. Korkmayın, sigara içtiğinizi söylemeyeceğim kimseye. Ya çakmak taşımak sünnettir diyeceğim. Herkes bana bakıyor mu? Bu da hacı gibi pili bitmiş ya. Neyse. Yine de ateşi... Bir dakika oğlum. Ateşi görüyor musunuz? Herkes görüyor mu? Şimdi görüyor musunuz? Aynen böyle olmuş. Hazreti Ayşe annemiz de istirahat edeceği gecesinde peygamberimizin yanında şey sönmüş. Ya çerağı sönmüş. Çerağı. Yağlı bir çam düşünün. Veyahut da bir fitili olan basit bir altında yağ haznesi var. Kaldırdığını fitilini yanan böyle bir pamuk ipliği var. Öyle bir camsız lamba düşünün. Öyle bir şey işte. Sönüverince peygamber tutmuş. Cenaze haberlerinde duyduğumuz inna lillahi ve inna ileyhi raciun demesin mi? Hazreti Ayşe ya Resulallah hayırdır kim öldü kim gitti demiş. Ya Ayşe demiş mum öldü. Ateşimiz söndü. Karanlıkta kaldık. Bu size bir musibet değil mi demiş hanım. Haklısınız ben bu kadar bilmiyordum ya Resulallah. Biz bunları daha çok cenazede. Hayır demiş ya Ayşe. Ve şimdi Ayşe annemiz ahirette. Biz Ayşeler ve Fatmalar, Mehmetler, Metinler dinliyoruz konuyu. Mümini üzen, moralini bozan, hoşuna gitmeyen her şeye Allah verdi, Allah aldı anlamına da gelen. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Şimdi Mehmet Bey dönmüş yani ölmüş.
sıra bir gün metine de gelecek anlamına gelir. Allah'a dönücüleriz. Biz Allah'a döneceğiz. O şimdi döndü, biz de günü gene döneceğiz. Dolayısıyla böyle bir olumsuz habere vereceğin ilk tepki bu olması lazım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Hoşuna gitmeyen bir haber. Cenaze haberi. Böyle bir ilan. Canı sıkan şeyler, bunu demenin çok karı var. Tabii bunu demenin çok faydası var. Onu ben size ne kadar karı var anlatalım. Bir defa Allah'ın istediği tepkiyi verdiğin için Allah'ın rızasına uygun bir itirafta bulundunuz. Al puanı. 100 puan, 1000 puan, 1 milyon puan ne kadar verirse sevap. 2. Allah-u Teala Hazretleri o can sıkıcı şeyin içinde bile sevindirici bir olay yaratır. O can sıkıcı işin içinde bile yüzünü ve yüzerini Allah'a şükür istediğim gibi, korktuğum gibi olmadı ya. Korktuğum başıma gelmedi. Çocukcağız sadece bacağı kırılmış. Gelen mala gelsin, boşver. Can mal kazanır ama mal can kazanmaz. Elhamdülillah dedirir. O olumsuz olayda bile zaten olmuş ile ölmüşü geri çevirme şansınız var mı? Muş eki var, muş. Bitmiş iş. Siz olmuştan da ölmüşten de Allah'ın izniyle bir basit bir yürek ayarıyla karlı çıkabilirsiniz. Zaten olmuş. Zaten yere yazan uzanmış, ölmüş. Mübarek Peygamber Efendimizin bir ölüm raporu bu. İnna lillahi için geldim, bana sonra hatırlatın. Ben orayı donduruyorum ama önemli bir şey söylemek istiyorum. Yeri gelmişken çok önemli. Belki çoluğunuz, çocuğunuz Allah hayırlı ömür versin ama vakti vadesi dolmuşsa ölebilir. Kucağınızda bir bebeğiniz ne bileyim cansız hale dönüşebilir. Dünyanın bin türlü hali var arkadaşlar. Niye siz öyle bir olayı, madem baş başa kaldık, böyle bir gece geçiriyoruz, benim bilgi dağarcığımda Allah'ın bana yerleştirdi, sizin de çok kere edeceğiniz bir bilgiyi niye paylaşmayayım ben? İşimin adı ne benim? Size faydalı olmak. Hayatınızı daha karlı geçirmenizi, cennete bir adım kalmanızı, cehennemden daha da çok uzaklarda seyretmenizi, Allah'ın rızasına böyle bir sıçrayışlık mesafenin oluşmasını sağlamaya katkıda bulunmak. Ben ekranda boy boz gösteren bazı programlarında ve konuşmalarında insanları fitneye düşüren, onun bunun açığını arayan, tarihe mal almış şahsiyetlerin böyle bir noktasını burada milletin gözünden onların itibarını sıfırlayan, dibe vurduran, Ehl-i Sünnet kaynaklarını İran İrşad Bakanlığı'nın emriyle aldığı paracıklarla böyle Ehl-i Sünnet kaynak tarayan sapık tiplerden değilim ki insanları böyle fitneye düşürüyor, morallerini bozuyor. Kazandıracağız. İtikadımız Ehl-i Sünnet. Kitap ne diyorsa o, Resulullah ne diyorsa o. Bu kaynağı böyle sağ elde kitabı, sol elde sünneti bir araya getirip müştehid imamların ortaya koyduğu Ehl-i Sünnet itikat listesi, inanış biçimimiz, ameli salih ortaya koyuşumuz, gündelik hayatımızı, lehvalihimizdeki fıkıh kurallarını sizinle paylaşmak. İnsanlara böyle tuhalif tuhraf fahvesince, yani ters git, zıttına iş yap, tanın, piyasa edin kuralla çalışmıyoruz ki biz. Bizim oflu biliyorsunuz, Almanya'da otobana girmiş ama tersinden girmiş. Anons anons üstüne. Dikkat 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 dikkat. Otobana ters istikametten bir araç girdi. Herkes dikkat etsin. Temel bakmış. Anons yapan adam da göremiyor. Ne bir aracı daha demiş. Hepsi ters girmiş. Yani Hazreti Muhammed'den beri herkes ters. Onlar doğru kardeş. Kafayı yemiş değil, imanını yemiş. İtikadını yemiş. Memur insanlar. Özel görevliler. Şu ülkenin ufacık bir avuç huzuru var, onu kurşunlamaya. Bir avuç bir itimadı var insanların birilerine, o itimadı sıfırlayıp iyot gibi o açığa çıkmaya çalışıyorlar. Aşağı ilerle gitsin.
Allah evlatlarınıza hayırlı ölüm versin, hayırlı ömür versin size de bize de. İnşallah bir gün gelir kucağınızda bir cansız cesetle karşılaşır, ağlarken şöyle ağlamaya başlayın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Elhamdülillahi ala kulli hal. Yavrum sarı çiçeğim, çiğdemim bir tane. Gönül meyvem. Ağlamaya devam edin. Kimseyi de susturmayın. Millet boşalsın. Yürekleri, içleri bir ferahlasın. Durdurmayın. Kaderi, Allah'ın rızasını zorlayan sözler ve hareketler olmadığı müddetçe bırakın insanlar çırpınsınlar. Dokunmayın dünyalarına. Dokunmayın. Bu ağlayış öyle bir karlı bir ağlayıştır. Yine ağlayacaksınız. Çocuk canlanmayacak. Gidenle gidilmeyecek. Ölenle ölmeyecek. Ama siz o cenazeyi o evladınız ve kendi adınıza kara dönüştüreceksiniz. Mübarek peygamberimiz hemen bu ayetle alakalı açıklamasıyla sizi şöyle sevindiriyor. Evladı ölen kişi, ebeveyn, anne baba, inna lillah ve inna raciun, elhamdülillah ala kulli hal, sivel kuhre ve dalal gibi tepkilerle o ölümü, o vakayı karşılarlarsa Allah ölüm meleklerine şunu der: kulumun gönül meyvesini, ciğerini söküp aldınız. Farkında mısınız? Allah'ım görevimizi yaptık. Hem biz çoluk çocuk sahibi değiliz ki bilelim. Biz vazifemizi yaptık. Ama ona çok büyük bir acı tattırdınız. Bu kadar büyük acıya rağmen kulumun ağzından ne çıktı? Ya Rabbi, Kur'an'dan bir ayet itiraf etti. Bir de ham çekti. Ne dedi? İnna lillahi. Buna biz istirca diyoruz. Bu ayetin okunmasına, bu ayetin içeriğine, işlediği konuya istirca diyorlar. İstirca da bulundu. Yani inna lillahi ve inna ileyhi, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz, Allah verdi, Allah aldı gibi kolay bir tercümeyle halledebileceğimiz, biz Allah içiniz. Allah adına yaşarız. Lillahi o da. Allah için yaşarız. Herkes alem bilsin. Biz Allah adına iş yaparız. Allah adına yaşarız ve Allah adı gideriz. Allah için de ölürüz gibi manalar içeren ama daha çok burada Allah verdi, Allah aldı konuya daha uygun bir tercüme oldu. Tamam mı? Tamam. Allah'a hamd etti. Ya Rabbi, o en zor zamanda bile sana o hanımla kocası, yani çocuğun ebeveyni hamd ettiler Allah'ım. Ağladılar da ama yine hamd ettiler. Öyle mi? Allah biliyor da bu tür anlatımlarla insanların zihnine açıklık getiriyor, bir uyanıklık getiriyor. Gidin cennete, hiç kimseye verilmeyecek bir özel köşk yapın. Çocuğuyla ebeveyninin ağırlanacağı o müthiş köşkün adına da Beytül Hamd, Kasrul Hamd deyin. Zor zamanda Allah'a hamd edenlerin köşkü deyin. Beytül Hamd, beyaz atlı köşk. Veyahut efendim filanca yalı diyorsunuz, Boğaz'da yerleriniz var. Allah-u Teala Hazretleri o güzel yerlere yerleştirdiği kullarının cennete yerleşmesine sebep olacak iman, ameli salih, güzel ahlak, helal harama dikkat ve ilahi kelimetullah içerikli çalışma versin. Vallahi ben onları gördüm, hep böyle dua ediyorum. Hiç içimde bir ferahlık var. Hiç rahatsız değilim. Keşkini görmüşüm. Güzel arabasını görmüşüm. Ve objektife böyle sevinçli poz veren aileleri görmüşüm. Allah bu mutluluğu cennete sürdürsün diyorum. İçim rahat. Onun için bakın şu yaşa geldim. Yaşımı söylemeyeceğim. Hala siyah sakal. Niye? İçiniz ferah olsun ya. Gönlünüzü deniz yapın beyler. Zorlamayın. Sadrı bahret diyor garibullah. Gönlünüzü derya yapın. Çok zorlanırsan Allah'ım ona verdiğin gibi aynısından istiyorum deyin. Ayrısından ben istiyorum deyin. Bana ne? Sen Rabbimsin, ona veren bana da verir. Bir fotokopi çek bana da ver. Aynısının fotokopisini istiyorum. Değil mi? Olabilir, problem değil. Yemin ederim zor zamanda hamd eden insanlara Allah zaten olmuş, ölmüş, elden çıkmış bir sonuç kesinleşmiş, sizi cenazede bile kazandırıyor. Kulum, çok mu yandın? Çok Allah'ım.
Hanımefendi siz, Allah'ım konuşacak durumu yok beyim konuşsun. Allah'ım konuşacak halim yok beyim konuşsun. Çok dayanamıyorum Allah'ım. Pekala, o sevimli bebeğinle, değerli kocanla sizi cennette ebediyen hamd köşkünde ağırlasam susar mısınız? Kurban oldum, sen bilirsin. Allah böyle bir Allah. Kazanacaksınız. Kayıp yok evvelallah.